Herkese merhaba arkadaşlar. Jack Paul Tommy Fury maçı çok tartışılan maçlardan bir tanesi de bu. Bu maçı Jack Paul kazanabilir mi? Bu soruya cevap vereceğim. Öncelikle bu maç ne zaman olacak? 26 Şubat Pazar günü olacak. Bu maç nerede olacak? Suudi Arabistan'ın Diriyah kentinde gerçekleşecek. Bu maç saat 21.30'da BT Sports Box Office'ten bu maçı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Jack Paul evet bu maçı kazanabilir. Öncelikle Jack Paul kendine o efsane ismin stilini, tarzını uygulaması gerekiyor ringde. Eğer uygularsa emin olun Tommy Fury'yi geçebilecek boks fiziğine, kapasitesine sahip bir isim Jack Paul. Tommy Fury'ye gelirsek, Tommy Fury'ye baktığımızda ayaklarının birbirine orantısı çok kötü değil. Ama dengesizlik var, dengesi iyi değil. Tommy Fury'nin düz bir boksör, geriye yok, gelişine yumrukları yok. Tommy Fury'nin boksunda aldatma yok, kandırma yok, bir Tyson Fury gibi. Onda şu var, sadece orta distansta dikkatli ve rakibine yumruklar vuruyor. Bu yüzden aslında Jack Paul'un boksuna da baktığımızda aslında Mike Tyson boksunu da yapabilir. Tam anlamıyla yapamasa da Mike Tyson boksuna yakın bir boks yaparsa Tommy Fury'yi yenebilir. Yoksa orta distansta Tommy Fury'yi beklerse Tommy Fury'den çok fazla yumruk yer. Mike Tyson ne yapıyor rakiplerine? Ayaklarını, bellerini aynı anda kullanarak iskivlerle içeri giriyor. İçeride aparkatlar, kroşeler vuruyor ve bazen de görürsünüz kısa direkler vurur. Bu tarz boksu yaparsa Jack Paul Tommy Fury'yi geçebilir. Tabii ikisi arasında özellikle de baktığımızda bu maç çok fazla tartışıldı. İki boksör de gitti geldi bu maçın olması için çok uğraştılar işte birbirlerine atarlı giderli sözler söylediler. Çok fazla söz düellosuna girdiler ama artık bu maçta son noktaya bu iki isim geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse Jack Paul Tommy Fury'yi de yenerse bir sürpriz yapmış olur. Gerçekten çok fazla nasıl söyleyeyim gündemi meşgul edeceğe benziyor. Susmaz artık da işte artık bundan sonra yine birçok ünlü isimle maç yapmak için teklifler gönderir. Tabii ki bu isim YouTuber özellikle de medyayı nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Nasıl gündeme geleceğini doğal olarak özellikle de Tommy Fury ile yaptığı bu sözlü düellolardan da gündemde kendisini çok fazla tuttu. Tabii ki Tyson Fury'nin yeğeni olması Tommy Fury gündemi özellikle de medyayı daha çok meşgul ettiler. Bu iki ismin maçı izlenir mi derseniz sadece şu bir gerçek. Yani bu iki isimden de tam anlamıyla şu maçından şunu bekleyemezsiniz. Yani çok böyle çok tecrübeli iki boksörün maçını beklersiniz de yani ne olacak diye ümit edersiniz ama bu maçı öyle bir hale getirdiler ki yani insanlar artık Jack Paul yenerse ne olacak Tommy Fury gibi bokstan gelme birisini. Ama şu bir gerçek yani bu işlerde kendisini özellikle de Jack Paul, Logan Paul boksa kendisini verdi bu iki isim. Boksu seviyorlar özellikle de boksun içinden çıkmıyorlar ve boksu da şu da bir gerçek yani dünyaya adını çok fazla duyurdular. Yani bazen de insanlar şunu diyor hani YouTuber'lardan boksör mü olur? Boksör olur. Eğer ki kendisini bir insan bir işe adamışsa ondan boksör olur. Yani bu iki isim de mücadele ediyor, yumruk atıyor, yumruk yiyor. Yani ha şunu belki de diyebilirler. Bunlar gündemde olmak için bunu yapıyor diyebilirler. Bu da olabilir. Ama sonuçta kimse de yumruk yemeyi göze almaz. Zaten onların paraya çok da fazla ihtiyaçları yok. Onlara hayatları boyunca yetecek kadar bu iki ismin de parası var. Jack Paul'un da, Logan Paul'un da. Tommy Fury'ye gelirsek, Tommy Fury Jack Paul'la bu gündem bu yüzden çok fazla aslında gündeme geldi. Tommy Fury için bu bir artı mı derseniz bence bir artı bu isimler sayesinde çok daha fazla tanındı diyebilirim. Bu maç nasıl geçecek derseniz bence bu maçın bence sadece her şeyden öncesinde insanlar merak ediyor yani. Düşünün Tommy Fury boksör ama Jack Paul YouTuber. Eğer ki diyor bunu yenerse
İşte biz özellikle de boksörler rezil olur mu gibisine böyle bir şey yok. Yani boksta her şey bir yumruğa bakar. Yani aldığın bir yumruk, tecrübeli de olsan, tecrübesiz de olsan, boksa yeni de başlasan yani kaybedebilirsin. Bazen şu olabiliyor. Mesela bir isim yeni başlıyor boksa, güçlü oluyor. Öbürü de tecrübeli. Ama o yeni başlayan çok sert, öyle bir yumruk vuruyor ki rakibinin aklını alıyor ve bir bakıyorsun tecrübeli isim maç kaybetmiş. Yani boks ringlerinde bu oluyor. Yani boksta kazanmak da var, kaybetmek de var. Yani bakalım bu iki isimden hangisi kazanacak, hangisi kaybedecek bilmiyorum. Belki bu konuda favori olarak bu maçta şunu söyleyebilirim. Tommy Fury favori ama ben bu maçın ortada olduğunu düşünüyorum. Ne olacağı belli olmaz. Jake Paul da bu maçı alabilir diye düşünüyorum ama izleyip de göreceğiz. Hep birlikte bir tık da Tommy Fury'nin Jake Paul'dan şeyi dikkatli, temkinli ve bu da ona maç kazandırıyor Tommy Fury'ye. Tommy Fury'nin toplamda 8 maçı var. 8 galibiyeti var. 4 nakaltı var. Jake Paul'una bakalım. Jake Paul'a bakalım. Jake Paul'un 5 maçı olması gerekiyor. Bir saniye. Jake Paul'un Jake Paul'un toplamda 6 maçı var. 6 galibiyeti var. 4 nakaltı var. Aslında birbirlerine eşitler. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Tabii ki sizce de kim kazanacak? Aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu maç şu şekilde, yani dünyada çok fazla izlenecek maçlardan bir tanesi diyebilirim. Çünkü 23 milyona yakın Jake Paul'un takipçisi var. Aynı şekilde Logan Paul'un 20 milyon, yani ikisini de çok fazla karıştırıyorum ama birinin 23 milyon, birinin 20 milyon diye biliyorum. Özellikle de Tyson Fury fanları da bu maçı izleyeceği için, yeğeni olduğu için Tommy Fury, doğal olarak bu maç çok izlenecek maçlardan bir tanesi. Bu maçla ilgili şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.